program hazırlama sürecine bakacak olursak sizlerle birlikte. Şimdi programları tasarladık. Tasarım biliyorsunuz ki zihninde, yani şekil olarak nasıl yapacağımızı zihnimizde tasarladıktan sonra artık bu programları bildiğiniz üzere hazırlama boyutuna sokacağız. Hazırlayan ekibim yine kim? Çalışma grubu. Hazırlama aslında hazırlanan modelin ortak bir bakış açısı geliştirmek amacıyla yazılı hale getirme süreci diyeceğiz öğretmenim burada. Bütün tasarladıklarımı artık yazılı hale ne yapacağız? Getireceğiz. Ben bir de yazabilirsem. Şimdi öğretmenim, bunlar da bir takım modellerle yapılıyor. Dediğim gibi ortak bakış açısını yansıtmak amacıyla. Program geliştirme modellerinde biz biliyoruz ki Amerika'da yaygın olan modeller var ve ikincisi de Avrupa'da yaygın olan modeller var. Amerika'da yaygın olan modellerde öncelikli olarak öğretmenim TABA modeli var. Daha sonra arkasından Tyler modeli var. Sonra arkasından da ikisinin sentezinden ortaya çıkan TABA-Tyler modeli var. 2005 öncesinde bizim ülkemizde kullanılan model öğretmenim TABA ve Tyler modeliydi. Fakat 2005'ten sonra biz kendi programımızı hazırladık ve milli eğitim modelini ortaya çıkarttık süreçte. Bu nedenle onu da esinlenirken TABA Tyler modelinden esinlenerek ortaya çıkarttık. Bu nedenle öncelikli olarak TABA modelini ve Tyler modelini şöyle bir öğretmenim sizlerle bir sentezleyelim. Bak öğretmenim, Hilda TABA teyzem bir model ortaya çıkarıyor ve program geliştirme üyelerinden toplamda öğretmenim 4 tane temel öğe üzerinde duruyor hazırladığı modelde. Yani bizim program geliştirme üyelerinden 4'ü de mevcut. Tyler bunun aksine öğretmenim, üzerinde durduğu, ağırlıklı olarak üzerinde durduğu 2 tane temel öğe var modeli üzerinde. İkisinin ayırt edici noktası bu. Ortak noktaları ise her ikisinde de tüme varım süreci kullanılmıştır. Yani parçadan neye doğru gidilmiştir? Bütüne doğru gidilmiştir. Aynı zamanda her ikisi akılcı birer modeldir öğretmenim bu süreçte. Şimdi burada öğretmenim TABA ve Tyler modelini şurada irdeleyecek olursak öğretmenim, bak şimdi biz hangi aşamadayız? Hazırlama aşamasındayız. Hazırlamada da ülkede kullanılan neye bakacakmışız öğretmenim? Modele bakacakmışız. Bunun 2005 öncesinde bizim kullandığımız model TABA Tyler'ken bunun yerine hangi modele geçiş yapmışız öğretmenim? Milli eğitim modeline. Yani sizin bilmenizi istediğim model aslında MEP modeli öğretmenim burada. Program geliştirme sürecinde ilk basamak ihtiyaç belirlemeyi de okul tür ve amaçlara yansıttık, tasarladık. Yani eğitim felsefesini belirledik, ağırlıklı öğeyi belirledik. Buna yönelik konu merkezli tasarımlara baktık, birey merkezli tasarımlara baktık ve sorun merkezli. Şimdi bunları yazılı hale getirdiğim yer, yani modeli oluşturduğum yer neresi olacak? Hazırlama olacak. Öncelikli olarak Amerika'da yaygın olan modellerden TABA modeli üzerinde duracağız. Daha sonra arkasından ne diyeceğiz öğretmenim? Tyler modeli diyeceğiz burada. TABA modelinde toplam 4 tane öğe üzerinde durulurken Tyler modelinde ağırlıklı olarak 2 tane öğe üzerinde durulur dedik. Ve biraz önce değindik, parçadan bütüne doğru gidilir. Her ikisi de akılcı birer modeldir dedik öğretmenim burada. Bak, tabaktan aklına gelsin. Tabak ne işe yarar öğretmenim? Fizyolojik ihtiyaçlarımızı gidermek için kullandığımız bir araçtır. Bu nedenle TABA modelinde de olduğu gibi süreçte ilk başta biz hep neyle başlıyoruz öğretmenim? İhtiyaç belirlemeyle başlıyoruz. TABA modelinde de bu nedenle öncelikli olarak neler belirlenecek? İhtiyaçlar bir belirlenecek. Bak, akıllı tahtada da ben yardım isteyelim. Burada da neyi belirlemiş öğretmenim? İhtiyaçları belirlemiş. Daha sonra program geliştirmek geliştirme üyelerinden yer alan 4 tane temel öğem yer alacak. Yani biz program geliştirme sürecinde öncelikli olarak öğrenciye kazandırmak istediğimiz neleri belirleyeceğiz? Özelliklere, yani hedefe. Ona uygun konu seçeceğiz. Yani ona uygun arkasından neyi belirleyeceğiz öğretmenim? İçeriğimizi belirleyeceğiz. Daha sonra bu konuya uygun yöntem, teknik seçeceğiz.
Yani eğitim durumlarını belirleyeceğiz. Eğitim durumlarında da öğretmenim arkasından ne kadar öğrenildi, ne kadar öğrenilmedi, buna yönelik bir ne yapacağız öğretmenim, değerlendirme yapacağız. İşte bu 4 tane temel öğenin aslında öğretmenim sıralanması olacak burada. İhtiyaçları belirledikten sonra o zaman amaç, yani diğer adıyla hedeflerin saptanması olacak. Hedefler belirlendikten sonra hedefe uygun arkasından ne seçecekmişiz öğretmenim? İçeriği seçip düzenleyecekmişiz, yani konumuzu. Bunun seçilip düzenlendikten sonra buna uygun yöntem, teknik, yani eğitim durumları, bir diğer adıyla, diğer adını da öğrenmiş olun, öğrenme yaşantılarını seçip düzenleyeceğiz. Arkasından da buna uygun neyin nasıl değerlendirileceğinin saptanması var, yani değerlendirme basamağı var. Parçadan bütüne doğru gittiğim için öğretmenim, burada her bir öğe tek tek değerlendirilir. Sonra bu öğelerin birbiriyle nesine bakılır öğretmenim? İlişkisine bakılır ve tek tek tekrar sıraya konulur öğretmenim burada. O zaman benim burada dikkat edeceğim nokta, tabu modeline hangi öğeyle başlanır diyorsa, dediğim gibi tabaktan aklınıza gelecek. Önce ihtiyaçları belirliyoruz. Tabu modelinde ihtiyaçlar belirlendikten sonra hangi öğeye geçiş yapılır diyorsa 4 öğeyi sırala. Hedef, sonra içerik, sonra eğitim durumları, sonra değerlendirip sıraya koyuyorsun. Amaçların saptanmasına geçiş yapılır. Sonra içerik, öğrenme yaşantısı, değerlendirme ve öğeler arasında ilişkiye koy. Tahtanın önüne geçtim öğretmenim. Birazcık cüsseli olduğum için benden göremiyorsun herhalde şu an. Gayet de isabetli durmuşum. Tabu modelinde ihtiyaçlar belirlendikten sonra amaçlar saptanır, nokta 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 diyor. Sonra uygun öğrenme yaşantıları düzenlenir, nokta nokta nokta. Öğeler arasındaki ilişkiye bakılır diyor. İhtiyaçlar belirlendi, amaç belirlendi. Sonra neydi öğretmenim? Hedefe göre ne seçiyorduk? İçerik. Sonra öğrenme yaşantısı. Sonra hangisine geçiş yapıyorduk öğretmenim? Geldik değerlendirme ve sıraya koyuyoruz. O zaman tabu modelinde 4 tane öğe üzerinde ağırlıklı olarak duruyoruz. Fakat Tyler modelinde ise öğretmenim, dikkat edeceğim ana nokta ne? 2 tane temel öğe üzerinde duracağım. Diyor ki Tyler, benim üzerinde durduğum ana nokta, öğrenciye kazandırmak istediğim özelliklerle aslında bu öğrenciye bu özellikleri nasıl kazandıracağım üzerinde dururum diyor. Yani üzerinde durduğu öğe hedef, kazandırmak istediği özellikler ve nasıl kazandıracağım eğitim durumları. En sonunda da bunları kazandırdım mı, kazandıramadım mı buna bakarım diyor. Yani değerlendirme yaparım diyor. Dikkat! Modelde görülen 3 öğe var ama ağırlıklı olarak üzerinde durulan öğe hedef ve nedir öğretmenim? Eğitim durumlarıdır. Hatırla, yaşantı merkezli tasarım vardı. Hani diyordu ya Tyler amcam, çocuk okula gelmeden önce çocuğa uygun program hazırlayamazsın diye. Bu nedenle bu adam diyor ki önceden diyor konu seçemezsin diyor. Çocuk diyor sürece dahil olur. Dahil olduktan sonra onun yaşantısına uygun seçmek zorundasın diyor. Bu nedenle Tyler modelinde hangi öğe gözükmez öğretmenim? İçerik öğesi gözükmez. Çocuk okula geldikten sonra onun yaşantısına uygun seçileceği için. İçerik neyin içinde gizli öğretmenim o zaman? Eğitim durumlarının içinde gizli. Yani sürece dahil olduktan sonra. Bu nedenle diyor ki Tyler, bak diyor, birinci olarak diyor hedefler üzerinde duracağım. Benim diyor bu hedeflerin oluşturulmasında diyor 3 tane temel kaynağım var diyor. Hedefler diyor öğretmenim, birinci doğrultuda bireyin ihtiyaçlarına bakılır diyor. İkincisinde toplumun ihtiyaçlarına bakılır. Arkasından da konu alanı ihtiyaçlarına bir bakılır diyor. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda önce hedefi irdeleyecek burada. Olası, yani aday hedeflerim oluşur diyor. Bu olası hedefleri de bir takım süzgeçlerden geçireceksin diyor. Bu süzgeçler doğrultusunda da olası hedefimi kesin hedeflere dönüştüreceksin diyor. Bak, birinci noktada hedefleri ayrıntılı bir şekilde irdeledi öğretmenim bu noktada. Şimdi hatırla, aday hedefi kesin hedefe dönüştüren, hedefleri önem sırasına koyan, hedefler arasında iç dış tutarlılığı sağlayan bir temelim vardı benim.
Neydi o öğretmenim? Haklısın, felsefi temelde. Bu nedenle birinci noktada eğitim felsefesinin süzgecinden geçireceğim öğretmenim ben bu süreçte. Bir de diyor ki bu hedefleri çocuğa nasıl öğreteceğim bunun üzerinde dururum. Hedefleri okulda çocuğa öğreten temelim ise neydi öğretmenim? Psikolojik temelde. Bu nedenle ikinci süzgeç olarak da öğrenme psikolojisinin süzgecinden geçirilir diyor. İki tane kullandığı süzgeç var. Birincisi hedefi belirlemede felsefe, ikincisi hedefi çocuğa kazandırmada psikoloji. Şimdi hedefi ele aldı. İkinci olarak ağırlıklı üzerinde duracağı öğe hangisi? Eğitim durumları. Bu nedenle diyor ki hedefe uygun arkasından diyor öğrenme yaşantıları biliyorsunuz diğer adıyla öğrenme yaşantıları seçilir diyor. Ona uygun öğrenme yaşantıları düzenlenir diyor. Arkasından bu öğrenme yaşantıları uygulanır. Uygulandıktan sonra hedef davranışlara ne kadar ulaştım, ne kadar ulaşamadım. Arkasından da ne yaparım diyor öğretmenim? Değerlendirme yaparım diyor. Artı bunun arkasından da değerlendirme yapılır diyor. Bak öğretmenim ağırlıklı olarak üzerinde durduğu öğrenme yaşantısı artı hedef. Bunun dışında modelde gözüken öğelerden bir diğeri ise değerlendirme. İçerik öğesi var mı? Yok. Neyin içinde eğitim durumlarının? Çocukta anlamlı öğrenmeleri sağlayabilmek amacıyla gerçekleşiyor. Tyler'la ilgili sorular nasıl gelebilir? Tyler de der 3 tane kaynak vardır. Bunlar hangileridir? İşte birey, toplum, konu alanı. Olası hedefler kesin hedefe dönüştürülürken hangi süzgeçlerden faydalanılır der. Nedir? Eğitim felsefesi, diğeri öğrenme psikolojisi. Ağırlıklı üzerinde durulan iki temel öğe hangisidir diye sorulur. Ne olabilir öğretmenim? Ağırlıklı hedef ve eğitim durumları üzerinde durur. Gözükmeyen öğe hangisidir öğretmenim? İçerik. Neden içerik gözükmüyor? Çünkü eğitim durumlarının içerisinde gizli. Bak bununla ilgili bir soru çözelim. Mesela diyelim ki bir öğretmen etkili ve verimli öğrenme sürecini gerçekleştirebilmek amacıyla bir ders planı hazırlamış. Bu ders planında öğrenciye kazandırmak istediği, edindirmek istediği kazanımlarını belirlemiş. Ona uygun yöntem tekniğini seçmiş, ona uygun süresini ayarlamış ve ona uygun öğretmen araç gereç yani materyalini düzenlemiştir diyor. Ve bununla ilgili öğrencilerle birlikte sınıfta etkili bir yaşantı süreci geçirmiştir diyor bu öğretmen için. Buna göre diyor ki Tyler modeli baz alındığında diyor bu öğretmenin eksik bıraktığı öge aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor öğretmenim. A seçeneğinde diyor ki size hedeflerin belirlenmesi. B seçeneğinde diyor ki yaklaşımların belirlenmesi. C seçeneğinde diyor ki öğretmenim sana içeriğin seçilip düzenlenmesi. D seçeneğinde diyor ki eğitim durumlarının seçilip düzenlenmesi. E seçeneğinde diyor ki değerlendirme. Bak öğretmenim sana kökeninde vermiş ne demiş? Tyler modeline göre demiş. Şimdi Tyler modeline göre iki tane öğe üzerinde duruyorum ama modelde üç tane görülen öğe var. Hedef, eğitim durumları ve değerlendirme. Hangi öğe yok bir kere? İçerik. Neyin içinde zaten? Eğitim durumlarının. Şimdi öğretmen kazanımlarını belirlemiş planda. Yani neyi belirlemiş? Hedefi. Hedefi belirlemiş bu nedenle. Yaklaşım biliyorsunuz ki zaten eğitim felsefesi ki gözükmüyor burada. Bunun dışında yöntem tekniğini, araç gerecini, ortamını ve süresini ayarlamış ki etkili bir yaşantı da geçirmiş. Yani ne yapmış? Eğitim durumlarını. Eğitim durumları varsa zaten otomatik olarak ne de vardır öğretmenim? İçerik. İçerik çünkü neyin içinde gizli? Bunun. Ama bu etkili yaşantı sürecinde sonuç ne olduğu ya da süreçte öğrenciler neler yaptı? Buna yönelik herhangi bir ölçme değerlendirme etkinliği yapmış mı öğretmen? Hayır. Bu nedenle Tyler modeline göre eksik bıraktığı öğe ne olabilir öğretmenim burada? Değerlendirme. O yüzden dikkat edeceksin. O zaman TABA modelinde 4, Tyler modelinde 2 öğe üzerinde ağırlıklı durulur. Ama gözüken öğe 3'tür. Gözükmeyen öğem hangisidir öğretmenim? İçeriktir. Daha sonra TABA ve Tyler modelinin sentezinden ortaya bir model çıkıyor öğretmenim. Aslında Tyler modelinin ilerlemecilik özelliğini almış ve TABA modelinin öğretmenim bütün öğeleriyle 4 öğesini ele aldığı bir model. Şimdi öğretmenim
O zaman Taba Tyler modeli bizim önceden kullandığımız model olduğuna göre Taba Tyler modelinde yine önce hangi teyzem var? Hilda Taba teyzem var. Taba'da hatırla, öncelikli olarak neyi belirliyorduk öğretmenim? Biz ihtiyaçları bir belirliyorduk. Sonra ihtiyaçlar belirlendikten sonra bizim kullandığımız model olduğuna göre biz arkasından neyle ilişki kuruyoruz öğretmenim? Genel amaçlarla bir ilişki kurulur. Sonra 4E, yani ne belirlenecek öğretmenim? Amaçlar belirlenecek, düzenlenecek. Amaca yönelik arkasından neyi düzenliyoruz? İçerik seçilip düzenlenecek. Sonra arkasından ona uygun eğitim durumları, yani diğer adıyla öğrenme yaşantısı seçilip düzenlenecek. Bunun dışında da buna uygun ne yapılacak öğretmenim? Değerlendirme yapılacak. Değerlendirmede sonuca bakacaksınız. Bu sonuçta eğer %70 başarıya ulaşılmışsa bu değerlendirmede ne denilecek? Evet, uygundur. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Ülke genelinde hazırlanan model uygulanabilir diyeceksiniz ve ayrıntılı bir şekilde not edeceksiniz. Ama cevabım hayır ise, yani uyguladığınız modelde bir sıkıntı çıktı, o zaman ne yapacaksınız? Buna mı döneceksiniz? İçeriye mi? Amaçlara mı? Genel amaçlara mı? İhtiyaçlara mı döneceksiniz öğretmenim burada? Şimdi ben değerlendirmede cevabım hayır ise, belirlenen ihtiyaçlar giderilebilmiş mi öğretmenim? Hayır. Demek ki ortada bir sıkıntı hala duruyor. Bu nedenle tekrar ihtiyaç belirlemem. Zaten ihtiyacım duruyor ortada. Bu nedenle ondan önceki basamağa geri dönüş yaparım. Yani belirlediğim ihtiyaçları tekrar neyle ilişkilendiririm öğretmenim? Genel amaçlarla ilişkilendirip ona göre hedefimi, içeriğimi, öğrenme yaşantımı ve değerlendirmemi ne yapacağım öğretmenim? Düzenleyeceğim. Burada öğretmenim dikkat alacağım unsur Tyler modelinden yine esinlenmiş ilerlemeciliği almış ama genel öğe sıralaması olarak neye benziyor öğretmenim? Taba modeline benziyor. Bizim MEP modelinden önce kullandığımız model hangisidir o zaman? Taba Tyler modelidir diyeceğiz. Ve burada öğretmenim Taba Tyler modelinden sonra bizim ülkemizde kullanılan model var. Yani milli eğitim modeli öğretmenim bu süreçte.